Merhaba arkadaşlar. English Hotshot adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Bahar Şahin. Six Common Questions başlığı altında verdiğimiz 6 tane yaygın günlük hayatta çok sık kullanılan soru ve onları cevaplama bölümümüzün sonuncusu olan 6. Common Question yani Where are you from dersimizle karşınızdayız. Where are you from? Nerelisin veya nerelisiniz anlamı taşıyor. Karşımızdaki kişiye nereli olduğunu sorarken Where are you from diyebiliyoruz. Evet, Where are you from sorusuna nasıl cevap veririz peki? Birisi size nerelisiniz diye sordu. Where are you from? I am from diyerek ülke adı söylüyorsunuz. Bu kadar. Where are you from? I am from Turkey. Where are you from? I am from France. France. Friends diye de okunur. Fransa. Where are you from? I'm from England. Where are you from? I'm from Turkey. Where are you from? I'm from France. Where are you from? I'm from England. Nerelisiniz? Türkiye'denim aslında birebir çevirdiğinde. Çünkü from den eki. Fakat Türk'üm, Türkiye'liyim artık ne derseniz hani buna karşılığında Türkiye'denim bu şekilde çevirebiliriz. Where are you from? I'm from France. Nerelisiniz? Fransızım diye cevap vermekten yanayım ben ya da Türk'üm diye bunu çevirmekten yanayım. Birebir çevirmek çünkü tuhaf oluyor. Fransa'danım oluyor. Where are you from? I'm from England. Nerelisiniz? İngiltere'denim veya İngiliz'im diye çevirmek mümkün. Şimdi bunun cevaplarını, sorularını sorup cevaplarını verebilmek için ülke adlarını bilmek gerekiyor tabii ki. Belli başlı ülkelerin adlarını biz topladık bu videomuzda. Tabii ki birinci olarak kendi memleketimizi veriyoruz. Turkey, Türkiye ve tabii ki yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün gelmiş geçmiş en büyük devrimci lider. İzinde olduğumuz, değerlerini korumak için deliler gibi mücadele ettiğimiz en büyük devrimci lider Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Atatürkçü gençlik yetiştirmek için ömrümü verdiğimi söyleyebilirim. Ve çok şükür karşılığını da görüyorum çocuklarımdan. Şimdi diğer ülkelere bakacak olursak England, Britain da denebilir. Ya da Birleşik Krallık şeklinde de söyleyebiliriz. The United Kingdom. The United Kingdom. Kısaltılmışı The UK. The UK. Niye başın adı gelmiş? Çünkü krallık, imparatorluk, işte States mesela, United States of America derken onun da başında D var. Eskiden The Soviet Union vardı mesela, Sovyetler Birliği. İçinde Union, Kingdom, States, Empire gibi ifadeler varsa mutlaka Republic, mesela The Turkish Republic, Türkiye Cumhuriyeti. Republic, Kingdom, States, Empire veya Union gibi kelimeler varsa ülke adının içinde başın adı gelmek zorunda. Ama İngiltere dersen England, Britain bunların başında asla adı yok. France, Fransa, France diye de okunabilir. Germany, Germany, Almanya. Bakalım sırayla gidelim. Sweden, İsveç, Sweden. Norway, Norwich, Norway. Belgium, Belçika, Belgium. Poland, Polonya, Poland. Evet. Holland veya The Netherlands, Hollanda. Holland veya The Netherlands, Hollanda. Birkaç ülke var istisna. Bunların başına da D geliyor. Mesela Holland'ın başına gelmiyor ama Hollanda'yı The Netherlands diye söylersek o zaman başında D var. Böyle birkaç ülke daha var. The Philippines mesela, onun da başında D var. The Congo başında D. The Sudan. Bu ülkelerin başında D var. Sebebi de belli değil. Ama normalde ülke adlarının başına D gelmez. Avusturya, Avusturya. Bulgaria, Bulgaristan, Bulgaria. Greece, bizim komşu Yunanistan, Greece. Denmark,
Denmark, Danimarka, Italy, İtalya, Italy, İtalya, Spain, İspanya, Spain, İspanya, America veya the United States of America, Amerika Birleşik Devletleri, the United States diye de geçebilir, the United States of America diye de geçebilir. O yüzden kısaltılmışı the US olarak da mümkün, the USA demek de mümkün. Ireland, İrlanda, Ireland, İrlanda, Switzerland, Switzerland, İsviçre, Wales, Galler, Wales, Galler, Australia, Avustralya, Australia, Canada, Kanada, Canada, Brazil, Brezilya, Brazil, Brezilya. Tabii ki bir sürü ülke var. Hepsini burada vermemiz mümkün değil ama bunların adlarını zaten her yerde bulmanız mümkün. Şimdi soruyoruz gene nerelisin? Şuralıyım diye de cevap veriyoruz. Where are you from? I'm from İzmir, Turkey. Önce şehri sonra ülkeyi söylemek de mümkün. Where are you from? I'm from İzmir, Turkey. Ya da direkt I'm from Turkey. Where are you from? I'm from Germany. Where are you from? I'm from Germany. Nerelisin? Alman. Where are you from? I'm from Greece. Where are you from? I'm from Greece. Nerelisin? Yunan. Yunanistan'danım veya. Başkalarının nereli olduğunu nasıl sorarız? Biz bütün sorularda adını sormaktan başlayarak nasıl olduğunu sormak, mesleğini sormak, yaşını sormak derken hepsinde sadece karşımızdaki kişiye değil, başkalarının adlarını, yaşlarını, mesleklerini de sormuştuk. Burada da başkalarının nereli olduğunu da sorabiliriz. Mesela bir erkekten bahsediyorum. O nereli diye. Erkek he olduğu için başına is getiriyorum. Where is he from? O nereli? Cevap verirken he is diyerek cevap veriyorum. He is from Belgium. Where is he from? He is from Belgium. Bir kadının nereli olduğunu soralım mesela, o nereli diye. Where is she from? Where is she from? She is from Poland. O nereli? O Polonyalı. Where is she from? She is from Poland. Onlar nereli diye soralım. Where are they from? Where are they from? They are from Italy. Where are they from? They are from Italy. Onlar nereli? Onlar İtalyan. Senin öğretmenin nereli diyeceğim mesela. Öğretmen bir kişi sonuçta. O yüzden başına iz getiriyorum. Ama öğretmen kimin öğretmeni? Senin öğretmenin. O yüzden teacher'ın başına your geldi. Where's your teacher from? Where's your teacher from? Öğretmenin kadınsa she is from Spain. Erkekse he is from Spain. Veya benim öğretmenim diye cevap vermen de mümkün. Where's your teacher from? Öğretmenin nereli? My teacher is from Spain demek de mümkün. Mesela onun karısı nereli diyeceğim. Şimdi kadın bir kişi, o yüzden başına is geldi ama onun karısı olduğu için de wife'ın başına his getirdik. His erkekler için aitlik bildiren kelimemizdi, onun demek. Where is his wife from? Onun karısı nereli? Where is his wife from? Onun karısı nereli? His wife, she olduğu için, kadın olduğu için cevap verirken she is from Brazil. She is from Brazil. Veya onun karısı diye de cevap verebilirim. His wife is from Brazil. His wife is from Brazil. Onların annesi nereli diye soralım mesela. İki tane çocuk var. Anneleri yabancı gibi göründü gözümüze. Onların annesi nereli diye soruyoruz. Şimdi onların annesi olduğu için onların neydi? Their. Mother'ın başına their geldi. Their mother. Onların annesi. Ama anne bir tane sonuçta, bir kişi. O yüzden de başına is getirdik. Where is their mother from? Onların annesi nereli? Their mother she olduğu için, kadın olduğu için cevap verirken she is from Wales. O Galler'den. She is from Wales. Their mother is from Wales demek de mümkün tabii ki. Where is their mother from? Their mother is from Wales.
or she's from Wales. Şimdi şöyle bir ifade var tabii nereli olduğumuzu söylerken bunu öğrenmek de önemli. Born and bred diye bir ifade var. Doğma büyüme şuralıyım. Doğma büyüme şuralıyım derken yalnız arkasından ülke adı söylemiyoruz. Şehir adı söylüyoruz. Doğma büyüme İzmirliyim gibi. Doğma büyüme derken tabii doğmak geçmişte kaldığı için doğmuş olmamız was were giriyor devreye. Was were'ı henüz öğretmedim ama şu an sadece kalıp olarak bunu bilin. I, he, she, it'te was kullanıyorum. Çoğularda you, we, they'de were kullanıyorum. Doğma büyüme şuralıyım derken özlemin yanına yani bu I, you, we, they, he, she, it'in yanına was ya da were getirdikten sonra born and bred deyip in diyerek şehir adını söylüyorum. Mesela she was born and bred in London. O doğma büyüme Londralı. She was born and bred in London. I was born and bred in İzmir. Ben doğma büyüme İzmirliyim. I was born and bred in İzmir. They were born and bred in Rome. Onlar doğma büyüme Romalı. They were born and bred in Rome. We were born and bred in Paris. Biz doğma büyüme Parisliyiz. We were born and bred in Paris. Evet, bu dersimizde karşımızdaki kişiye ve başkalarına nereli olduğunu sorduk, cevapladık. Tabii ülke adlarını tekrar ederseniz çok iyi olur. Hepsini olmasa da en azından belli başlı ülkelerin adlarını bilirsek süper olur. Bu doğma büyüme olayı fark yaratabilir. Yarın bir gün bir mülakatta I'm from İzmir demek yerine I was born and bred in İzmir dediğinizde karşı tarafa fark yaratabilir. Şimdi geldik her dersin sonunda olduğu gibi some useful expressions. Günlük hayatta çok sık kullanılan bazı yararlı kalıplaşmış yapılara. Şimdi doğum gününü kutlarken karşı tarafı neler söyleyebiliriz? İyi dileklerde bulunurken happy birthday tabii ki en yaygın olanı happy birthday. Doğum günün kutlu olsun. Many happy returns of the day de diyebilirsin. Many happy returns of the day. Yani bugün sana çok güzelliklerle dönsün. Çok güzel şeyler olsun bugün anlamında. Have a great birthday. Harika bir doğum günü olsun. Have a great birthday. Nefis bir doğum günü geçir anlamında. I wish you a wonderful birthday. I wish you a wonderful birthday. Sana harika bir doğum günü diliyorum. Many more happy returns. Çok güzel karşılığı olsun bugünün. Harika geçsin gibi gene. Many more happy returns. Wishing you a day that's as special as you are. Bu çok edebi. Bir de çok uzun oldu. Wishing you a day that's as special as you are. En az senin kadar özel bir gün diliyorum sana gibi bir şey. Have a great one. Harika bir gün geçir. Harika bir doğum günü geçir. All the best on your special day. All the best zaten çok kullanılır iyi dilekler sunarken. All the best on your special day. Özel gününde en iyi dileklerimle. Wish you all the best on your special day. Özel gününde sana en iyi dileklerimi sunuyorum gibi diliyorum. All the best veya sadece best wishes demek de mümkün. En iyi dileklerimle. Evet, doğum gününü de kutladık. Today's idiom, geldik bugünün deyimine. Bakalım bugünün deyimi neymiş? Şimdi her iş yerinde, özel şirketlerde, özellikle özel şirketlerde çok bulunan yes man diye bir sıfatımız var. Yes'ten sonra virgül yok, dikkat edin. Çünkü virgül olursa evet adamım gibi bir anlam taşır ama burada sıfat olarak kullanacağım yes man'i ben. Bunu böyle yes man. Yani salla başı al maaşı, patronun her dediğini yapan, evet efendim haklısınız efendim, tabii efendim ne demek efendim diyen, ne denir onlara, yağcı, yalaka tiplere yes man deniyor. Kendi fikri yok yani. Patron ne derse onun korkusuna, evet efendim haklısınız efendim diyen tiplere yes man deniyor. Mesela Tim diye bir arkadaşımız varmış burada. Tim is a real yes man dediğinde
Tim gerçek bir yalakadır anlamında, yani Tim gerçek bir yağcıdır anlamında. Hep onaylar yani, salla başı sulunma gibi. You are a yes man and I hate this. Sen bir yalakasın ve ben bundan nefret ediyorum. You are a yes man and I hate this. Sen bir yağcısın, dal kavuksun ve ben bundan nefret ediyorum anlamında. İş yerinde mutlaka vardır çevrenizde böyle tipler. Yes man, yani böyle kafasını sürekli her şeye sallayıp patronu onaylayan, onun dibinden ayrılmayan tipler. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Artık yavaş yavaş paragraf yazmaya, konuşmaya, kendimizi tanıtmaya başlayacağız bir sonraki ders ve daha sonra da tenslere başlamayı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.